Herkese merhaba. Ben Coşkun Menderes Aydın. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Sorunları Araştırma Enstitüsü'nde mühendis olarak çalışıyorum. Bugün size 2015 yılından beri Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yapmış ve yapmakta olduğumuz demersal balıkçılık kaynaklarının izlenmesi üzerine survey çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii bu bilgiyi vermeden önce aslında birazcık da balıkçılığın dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi hakkında bilgi vereceğim. Çünkü bunlar aslında bu çalışmalara dayanak oluşturuyor. Şimdi balıkçılığın tarihçesi bildiğiniz gibi bir hayli eskiye dayanıyor. Milattan önce 8000'li yıllara kadar dayanıyor. Özellikle Roma, Mısır ve Yunan kayıtlarına göre, Yunanların kayıtlarına göre bu zamanlardan bulunan kemik ve ahşap malzemeden yapılmış kancalar mevcut. Tabii insanlıkla birlikte tarihin ilerlemesiyle birlikte av araçlarında da gelişmeler yaşanıyor. Milattan önce 2000'li yıllara baktığımız zaman Mısır'da mızrakla ve ağlarla balıkçılığın başladığını görüyoruz. Tabii zaman ilerliyor, teknoloji gelişiyor. Milattan sonra 1500'lü yıllarda artık kıyısal balıkçılık kaynaklarından daha ziyade okyanuslardaki daha bol balıkçılık kaynaklarını insanlar keşfediyor. Özellikle Fransız ve Portekizli balıkçılar bu kaynakları kullanmaya başlıyorlar. Küçük balıkçı filoları oluşturuyorlar ve bu şekilde avcılık yapıyorlar. Tabii burada kullanılan tekneler, yelkenli tekneler, hareket kabiliyetleri sınırlı, denizde uzun zaman kalmaları gerekiyor. Açık denizde avladıkları balıkları yeterli ölçüde stoklayamıyorlar. Tabii yıllar yine ilerliyor, sanayi devrimi yaşanıyor ve 1860'lı yıllarda buharlı makineler ilk defa balıkçı teknelerinde kullanılmaya başlanıyor. Tabii bunun kullanılmaya başlamasıyla birlikte filolar daha da genişliyor, daha da gelişiyor ve balıkçılık kapasiteleri bunların artıyor. Avcılık baskıları daha da artmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da sonarların balıkçı teknelerini kullanılmaya başlamasıyla birlikte aslında bir seviye daha atlıyor. Balıkçılık sektörü, tekneler bir seviye daha atlıyor ve günümüzdekine en yakın hale gelmeye başlıyor. Tabii bununla birlikte aynı zamanda insanlar bu kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığını fark ediyorlar. Balıkçılık araştırmaları bir yandan başlıyor. Özellikle karasal protein kaynağının fazla olmadığı veya yeterli olmadığı kuzey ülkelerinde, İngiltere'de bu çalışmalar daha erken başlatılıyor. Ama ülkemizde de yine 1900'lü yılların başından itibaren bu araştırmalar başlatılıyor. Deveciyen'in özellikle Türkiye'de Balık ve Balıkçılık isimli araştırması ve eseri, Kosygin yine önemli bilim insanı 1939'da 1950 arasında yapmış olduğu araştırmalar, yine Erazi Sözer, Ermin Steniz ve İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Bölümünün çalışmaları var ama bu çalışmalar genelde iç sularda ve denizlerdeki biyoçeşitliliği veya balık çeşitliliğini tespit etmeye yönelik envanter çalışmaları. Tabii 1950'li yıllarla birlikte bu çalışmalarda da farklı branşlara kaymalar yaşanıyor. Tabii bu 1950 yılı önemli bir yıl veya 1950'ler önemli yıllar. Bunun sebebine de az sonra değineceğim. Dediğim gibi bu yıldan itibaren farklı çalışmalar göze çarpıyor. Numan ve Denizci'nin, Asen ve arkadaşlarının Artus'un çalışmaları var. Yine Et ve Balık Kurumu'nun 1955 ile 60 yılları arasında Türkiye'deki trol av sahaları, demersal balıkçılık kaynakları ve av araçlarının seçicilerine yönelik çalışmaları var. Bu bahsettiğim çalışmalar genelde balık göçleri, av sahaları, işte kirlilik araştırmaları üzerine yoğunlaşmış araştırmalar. Bununla birlikte ülkemizdeki ilk stok
tespitine yönelik çalışma FAO'nun desteğiyle 1972 ve 1970'lü yıllarda Marmara Denizi ve Karadeniz'de Hamsi ve İstavrit stokları üzerine yapılıyor, akustik yöntemler kullanılıyor. Tabii Akdeniz'deki durum ne? Akdeniz'de bu çalışmalar biraz daha geç, biliyorsunuz. Aslında bizim avcılığımızın büyük kısmı Karadeniz'den karşılanıyor. Tek bir türden, özellikle hamsi bizim için önemli ve çalışmaların Karadeniz'de aslında yoğunlaşmanın ve erken başlatılmasının haklı gerekçeleri var. Ki Karadeniz'deki balıkçılıkta da söz sahibi ülkeyiz. Amiral gemisi biziz ve o yüzden anlaşılabilir bir durum. Akdeniz'de nispeten geç başlatılıyor. 1980'li yıllarda ODTÜ Deniz Bilimleri'nin yapmış olduğu çalışmalar var. Yine ülkemiz için önemli bir çalışma. Japon İşbirliği Kurumu veya Kalkınma Ajansı JICA ile Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nün 9 Eylül'ün yaptığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de demersal türlerin stok büyüklüklerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar var. Yine gördüğünüz birçok lokal çalışmada mevcut. Tabii bu sadece Akdeniz'de bu çalışmalar yapıldığı anlamına gelmesin. Farklı kıymetli bilim insanlarının yaptığı çok kıymetli çalışmalar var. Ben bunları sadece örnek olsun diye koydum. Ama bu çalışmalar genelde lokal ve süreli olmanın ötesine gitmiyor. Bu çalışmalarda diptrol kullanılan çalışmalarda genelde seçicilik, biyoçeşitlilik, ıskarta oranlarının belirlenmesi, popülasyon, türlerin popülasyon özelliklerinin belirlenmesi ve son yıllarda da lesefsiyen türler üzerine yapılan çalışmalar göze çarpıyor. Tabii az önce söyledim, Türkiye'deki balıkçılık araştırmalarında 1950'li yıllardan itibaren bir değişimin ve dönüşümün olması göze çarpıyor diye. Bunun temel bir sebebi var. 1949 yılında FAO'nun 14. FAO Anayasası'nın 14. maddesi hükümleri çerçevesinde FAO konferansında Akdeniz Genel Balıkçılık Komitesi'nin yani GFCM'in kurulmasına yönelik adımlar atılıyor ve 1952 yılında GFCM kuruluyor. Türkiye'de 1954 yılında GFCM'e taraf oluyor. Şimdi GFCM'in temel görevlerinden belki en temel görevi Akdeniz'deki stokların izlenmesi, bunların sürdürülebilir halde tutulması, aşırı avlanma düzeylerinden kaçınılmasına yönelik tavsiyelerin verilmesi. Tabii GFCM'in böyle bir misyonu var, ancak GFCM'in taraf ülkelerinden istediği bir durum var. O da bu yapılacak çalışmalara ilişkin veri toplamak ve araştırma yapmak. İşte ülkemizde 1950'li yıllardan, 1955'li yıllardan itibaren yapılmaya başlanılan bu çalışmaların veya bu çalışmalardaki dönüşümün altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi aslında bizim bu yaptığımız çalışmaya en büyük dayanağımız bu kısım. Çünkü Akdeniz'de bu çalışmalar dediğim gibi belli bir lokaliteyi geçemiyor. Belli sürelerle sınırlı çalışmalar ve ülkenin artık sürekli ve kesintisiz veriye ihtiyacı var. Bizim de çıkış yolumuz açıkçası bu oldu. Ve 2015 yılında Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki demersal balık stoklarının büyüklüğünün tahmini projesi adı altında bir proje başlattık. Tabii bu projeyi başlatmadan önce biliyorsunuz bu gibi çalışmalar için personel altyapısı, alet ekipman altyapısı önemli. Aynı zamanda bir araştırma gemisi yapılması gerekiyor. Balıkçı tekneleriyle çünkü bu işlemin yürütülmesi gerçekten zor. Tarım ve Orman Bakanlığı da 2014 yılında inşasını başlattı bir gemiyi ki ileriki slaytlarda göreceksiniz. 2015 yılının başında, 2014 yılı, 2015, 2014 yılının sonu 2015 yılının başında Ensun'umuza teslim etti ve bu gemi de bize gelmesiyle birlikte bu çalışmalara başladık. Şimdi tabii bu çalışmaları yapmanız önemli, ancak belli bir standartizasyon yine sorunu ortaya çıkıyor. Tabii Akdeniz ülkeleri verileri standartlaştırmak için bir protokol oluşturuyorlar. MEDIS protokolü adı altında.
Özellikle bir 90'lı yılların başında bu standartizasyon sorunu ortaya çıkınca toplanıp standart bir örnek protokolü yapılması karara bağlanıyor ve 94 yılından itibaren de MEZ protokolü kendisine taraf olan ülkeler tarafından yönetiliyor. Tabii MEZ protokolünü kullanmak için bir zorunluluk yok. Genelde MEZ'de taraf ülkelerin buna katılımı gönüllüye dayalı. Ama biz de tabii verilerimizin diğerleriyle karşılaştırılabilir olmasını istediğimiz için bu protokolü kullanmaya başladık. Aslında MEZ protokolü standart bir MEZ sahanın kullanılmasını istiyor. İşte çekimlerin 3'ten 1 milisaatle ortalama yapılmasını istiyor. 200 metreden daha sığ sularda yarım saat, 200 metreden daha derin sularda 1 saat çekim yapılmasını istiyor. İşte gün batımından yarım saat önce ve gün doğumundan yarım saat sonra, ki bu da aslında türlerin beslendiği planktonların vertikal hareketleriyle alakalı. Çekimlerin bu aralarda yapılmasını istiyor. İşte yansıda gördüğünüz derinlik tabakalarına ayrılmasını istiyor. Çalışılacak olan alanın gibi aslında protokol internetten rahatlıkla ulaşılabilen bir protokol. Okumanızı tavsiye ederim. Eğer bu alanda çalışacaksanız. Bu protokole yönelik çalışmalar yapılması isteniliyor. Biz tabii haritada görülen 24. coğrafi alt alanı FAO tarafından belirlenmiş 24. coğrafi alt alanda çalıştık. Yine taranan alan metodunu kullandık, özellikle bolluk büyüklüğü indeksleri için. Aynı zamanda yine dediğim gibi verilerin karşılaştırılabilir olması için biyolojik veriler toplanırken GFCM'in veri toplama referans çerçevesi de bu çalışmalarda kullanıldı. Dediğim gibi bakanlığımız tarafından 2014 yılında yapılan araştırma gemisi tarafımıza teslim edildi. Araştırma gemisinin ilk adı Arama 1 iken, daha sonra yapılan bir revizyonla Akdeniz Araştırma 1 adını aldı ve günümüzde de bu isimle kullanılmakta. 32 metre tam boya sahip ve 18 kişi kapasiteli, oldukça yeni ve konforlu bir araştırma gemisi. Şimdi tabii balıkçılıktan bağımsız survey yapıldığı için özellikle bolluk ve biyokütle indekslerinin hesaplanabilmesi için, taranan alanın ne kadar tarandığının hesaplanabilmesi için farklı yaklaşımlar da söz konusu, ama farklı yaklaşımları kullanmaktansa troll takip sistemleri kullanarak bu alanların hesaplanması daha kolay, ya da ağınızın nasıl davrandığını takip etmek daha kolay. Bu amaçla kullanılmak üzere yine bilimsel amaçlı EcoSounder ve troll takip sistemi mevcut. Yine ağ kapılarına takılan sensörler mevcut. Tabii bunlar da yıllar içerisinde değişiyor ve yeni özellikler yükleniyor. Yıllar içerisinde değiştikçe biz de bu değişime ayak uydurarak alet ekipmanımızı da zamanla yeniledik. Tabii çalışmalardan burada fotoğraflar koymak istedim. Şimdi biz bu çalışmaların ilk döneminde aslında bir veri tabanı oluşturmaya çalıştık. Bu yüzden 24. coğrafi alt alanın çoğunluğunda mevsimsel çalışmamıza karşın Antalya Körfezi'nde aylık olarak çalıştık. Amacımız sadece önemli ticari türler hakkında veri toplamak değil, ekosistem içerisinde yaşayan canlıların, demersal türlerin tümü hakkında olabildiğince çok bilgiye sahip olmaktı. Bu yüzden tüm türler hakkında biyolojik veriler topladık. Yine bahsettiğim gibi sadece kemikli balıklardan veya ticari türlerden değil, farklı türlerde yansıdı görünmekte. Bahsetmiştim, GFCM'in veri toplama referans çerçevesi ne uygun olarak bu veriler toplanıyordu. Yine üreme biyolojisine ilişkin veriler de karşılaştırılabilir olması açısından bu çerçeve direktifleri doğrultusunda toplandı. Şimdi bu çalışmayı 2015 ile 2017 arasında yürüttüğümüzü söylemiştim. Toplamda 354 tane troll çekimi yaptık.
Alt haritada da hangi noktalarda çalıştığımız görülüyor. Aslında bu haritada bir boşluk göze çarpıyor. Özellikle Anamur bölgesi Anamur bölgesinde bir boşluk göze çarpıyor. Bu bölgenin o dönem için çalışılmamasının bir sebebi vardı. O bölge gerçekten Toros Sıra Dağları'nın denize dik uzandığı, troll alanlarının kolay bulunamadığı bir alandı. Biz de ilk başta açıkçası çok fazla risk almak istemedik bu bölgeyle ilgili. Daha sonra troll alanı bulabileceğimizi biliyorduk. Bir de tabii şunu söylemek isterim. Bizim normal troll teknelerin çekimlerinden bir farkımız var. Normalde balıkçılar çekim yaparken zikzaklar yapabiliyorlar ama biz protokol gereği düz bir hatta çekim yapmak ihtiyacı hissediyoruz. Bu yüzden her zaman uygun her bölgede uygun çekim alanları bulmak mümkün olmuyor. Ya da riskli gördüğünüz yerde çekim yapamayabiliyorsunuz. Bu yüzden burada bir boşluk vardı ama her bölgeyi temsil etmek açısından buralarda da uygun çekim alanları bulmamız gerektiğini biliyorduk ki bunu sonraki dönemlere bıraktık. Proje hala gelişmekte olan bir proje. Sürekli yenilik katmaya çalıştığımız bir proje ki ikinci dönemde bunu göreceğiz. Birinci dönemde toplamda 128 familyadan 275 türe rastladık. Tabii bunların yaklaşık %60'ı kemikli balıklardan oluşuyordu. Mümkün mertebe bu 275 tane türün her birinden biyolojik veri topladık ve gerçekten güçlü bir veri tabanımız var. Bunu da bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda veya istekleri doğrultusunda bu verileri kullanıyoruz. Tabii aynı zamanda bunlardan bilimsel yayınlar da yapıyoruz ve hazırlıyoruz. Yine bu çalışmalar raporlanıyor, bakanlığa sunuluyor. Hazırladığımız rapor kesitleri bunlar da görülüyor. Şimdi ilk dönemde bahsettiğim gibi bir veri havuzu oluşturmaya çalışmıştık ve bu veri havuzunu oluşturmakta da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii daha sonra bakanlığımızın da talepleri doğrultusunda artık verilerin kesintisiz toplanması bilinci oturduktan sonra Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki demersal balıkçılık kaynaklarının izlenmesi adı altında aslında ana projenin ikinci dönem çalışmaları başladı. Tabii 2017 yılıyla 2020 yılı arasında geminin revizyonu vesaire sebeplerden ötürü bir kesinti meydana geldi. Ama 2020 yılından itibaren bu çalışmaların kesintisiz yapılması planlandı ve 2020-2024 döneminde çalışmalara başlandı. Tabii burada artık tüm türleri incelemektense özellikle GSM tarafından belirlenmiş birincil öncelikli ticari türler bizim asıl ana hedefimiz olmaya başladı. Tabii diğer türlerde de sayı ve ağırlık verilerini mutlaka alıyoruz. Ekosisteme yeni giren türler varsa bu türler hakkında yine biyolojik veriler toplamaya devam ediyoruz. Yani onları tamamen bırakmış değiliz. Ama asıl odak noktamız artık GSM tarafından belirlenmiş birinci öncelikli türler. 2020 döneminde ne yazık ki biliyorsunuz dünyayı etkileyen bir pandemi süreci bizi de etkiledi ve rahat çalışma imkanı bulamadık. Bu yüzden 2020 açıkçası es geçtiğimiz bir dönemdi. 2021 yılında çalışmaya başladık. Bu gördüğünüz gemi hareketi bizim sefer boyunca izlediğimiz rotayı gösteriyor. Yaklaşık 25 günlük bir seferden sonra 2021 örneklemesini bitirdik. Yine dediğim gibi proje gelişmekte olan bir proje. Yıllar geçtikçe yeni troll noktaları koyuyoruz. Alanı iyice temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii mümkün mertebe hep aynı troll noktalarıyla çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü verilerin birbiriyle karşılaştırılmasını amaçlıyoruz yıllık olarak ve veriler arasında bir tutarlılık olması gerekiyor. Bu yüzden aynı lokasyondan bu verileri elde etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi proje ekibi aşağıda fotoğraflar var. Yine tanıdık yüzler var. Aslında bir önceki dönem fotoğraflarında da gördüğünüz bu tanıdık yüzleri. Buradan Mümtaz Hoca'ya ve Aydın Hoca'ya da selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nden Sencer Akalın Hoca, o da bizim için çok kıymetli ve
Her birinden çok şeyler öğrendik. Burada da kendilerine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi proje gelişmekte olan bir proje. Hala yeni şeyler öğrendiğimiz bir proje. Hala ülkeye bir şey katmak adına çabaladığımız bir proje. Tabii bu projenin verilerin değerlendirilmesinde de bir standartizasyon gerekiyordu. İtalyan CoISPA Enstitüsü tarafından geliştirilmiş R tabanlı BioIndex 3.0 yazılımını kullanıyoruz. Yine bunların çıktılarını da diğer ülkelerle karşılaştırabiliyoruz. Artık bu türlere ilişkin zaman serileri oluşturma çabasındayız. Yıllık olarak ölüm ve sömürü oranları tespit ediliyor. Yine balıkçılık referans noktalarını bulmaya çalışıyoruz. Açıkçası anlatacağım bunlar. Belki yaptığımız iş çok daha fazla ama kısıtlı bir zamanda umarım yeterli bilgi verebilmişimdir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz vesaire varsa bir konu hakkında bilgi almak ya da tavsiyede bulunmak isterseniz aşağıda da mail adresimden bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Her şey yolunuzca olsun.